Merhaba, bugün 27 Mart 2012 Salı. Ben Serkan Uludağ ve Forex Park'ın hazırladığı günlük teknik analiz bültenine başlıyoruz. Son zamanlarda teknik analiz videolarını çekmeyi biraz ihmal ettik, bunun farkındayız. Fakat son dakika analizleri bölümünden sorularınızı yanıtlamak ve hızlı fiyat hareketlerini takip ederek güncel veriler vermek adına bu ihmali yaptığımızı da belirtelim. Yakın zamanda tekrar günlük videoları da her gün güncellemeye tekrar başlayacağız. Evet, bugünkü hareketlere bakarsak görmüş olduğunuz gibi euro dolar paritesinde 1.3304 seviyesinde bulunan bir pivot noktamız var. Dün yaşanan hızlı bir hareket söz konusuydu. Bakın tam şuradan şuraya kadar yaklaşık 170 pip civarında. Ve şurada görmüş olduğumuz pivot seviyesine kadar şu anda küçük bir gevşeme. Eğer riski seviyorsanız alabilirsiniz. Çünkü yukarı hareketin başlaması için, daha doğrusu devam etmesi için 1.3371 seviyesinin altında üstünde kalmamız gerekiyor. Eğer bu seviyenin altında kalırsak, demiş olduğumuz gibi şuradaki pivot noktası olan 1.3303 seviyesi, 0.4 seviyesi, buralara kadar küçük gevşemeler gün içerisinde yaşayabiliriz ilk olarak. Peki, bahsetmiş olduğumuz 1.3371 seviyesi, 72 seviyesi kırılırsa ne olacak? Muhtemelen ilk olarak hedefimiz 1.3413 ve ardından da 1.3481 olarak kayıtlara geçecek hedef seviyelerimiz. Şu anda gördüğümüz rakamlar bunlar ama ilerleyen saatlerde 1.3370'ler eğer yukarı doğru kırılırsa ve bunun üzerine kalmayı başarırsak yeni ara hedefler de belirtebiliriz. Özellikle şu aralıkta bunu da zaten yine son dakika analizleri bölümünde güncel bir gelişme olarak size aktarmış olacağız. Sterlin dolara bakarsak, sterlin dolarda da açıkçası çok farklı bir durum söz konusu değil. Yine bakın saatlik grafiklerden bakacağız. Görüyorsunuz saatlik grafiklerde bugün için, bunu gece yorumunda da zaten belirtmiştik, hem euro dolar hem sterlin dolar için 1.5978 seviyesi önemli bir direnç. Bu dünkü tepenin de üzerinde bir seviye, çok da az olsa bu seviyenin üzerinde çıkmamız durumunda, yani 1.5980'lerin de üzerinde kalmamız durumunda muhtemelen 1.6019 seviyesine kadar hareketin devamı gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi burada 1.6043'te bir ara direncimiz var. Bu da yaklaşık, görüyorsunuz şurada 30-25 pip civarında bir seviye. Eğer burayı da kırarsak son hedefimiz 1.6085 olacaktır gün içerisinde. Fakat şu an için hala görüyorsunuz buradaki 1.5978 seviyesinin altındayız. Bu yüzden de bu seviyenin üzerine kalmadığımız sürece de aşağı hareketin, yukarı hareketin devamı gelmeyeceği için aşağı hareket beklentisi içinde küçük tepkiler yaşanabilir. Fakat bunun için gerçekten riski seviye olmanız lazım. Görüyorsunuz 1.5913 seviyesine kadar da bir geri çekilme yaşanabilir. Çok fazla tavsiye ettiğim ya da önerdiğim bir şey değil açıkçası, bunu söyleyeyim. Çünkü trende karşı gelmek anlamına geliyor bunu yapmamız. Sadece 1.5913 seviyelerinden alıcıların çoğalabileceğini söyleyebiliriz. Bunu da eğer ki hiçbir şey yapmadıysak bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Dolar franga baktığımız zaman, dolar frank paritesinde ise görüyorsunuz aşağıda önemli bir destek seviyemiz var. Bugün yine aşağı hareketin devamı için kırılması ve geçilmesi gereken bir seviye 0.9016. Bu 0.9016 eğer kırılırsa, ki dün 3 tane hedefimize de ulaşmıştık, eğer bugün de bu seviye kırılırsa alt taraftaki, görüyorsunuz şurada 0.8990 ve 0.8946'ya kadar geri çekilmeler yaşama ihtimalimiz söz konusu. Bu senaryo hangi koşulda geçerli? Eğer ki kısa vadeli düşünüyorsanız bu durumda da görmüş olduğunuz gibi pivot noktası önemli bir direnç seviyesine. Bakın hareketli ortalamada zaten buna çok yakın. Yani 0.96
90-60 pardon 0.90-60 ile 0.90-70 arasındaki bölge önemli. Bu seviye kırılmadığı takdirde kısa vadede bile aşağı hareketin devamı gelecektir diye düşünüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki 0.90-16 eğer geçilirse de zaten aşağıdaki hedefler belli. Eğer şu seviyelerin üzerine çıkarsak zaten görüyorsunuz 0.91-04 ve 0.91-30'a kadar hareketler gerçekleşebilir ilk aşamada. Şimdi dolar Japon yenine bakacağız. Dolar Japon yenine de görüyorsunuz 20.82-72 seviyelerine yaklaştık ve bu seviyelerde gerçekten kuvvetli bir destek var. Eğer ki bu seviye kırılmaz ise, bu seviyenin altına inmez ise gördüğünüz gibi 82.95 ve 83.10'a kadar hareketin devamı gelebilir. Bunun üzerinde de zaten 83.34 bulunuyor. Buralara kadar yukarı hareket gerçekleşebilir. Fakat şurada görmüş olduğumuz hareketli ortalama 82.70 civarlarında olan hareketli ortalamamızın da yer altına inersek muhtemelen 82.48, 82.33 ve 82.09 seviyesine kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. Şu an için yukarı hareket biraz daha mantıklı duruyor. Çünkü pivot noktasının hala altına inmiş değiliz. Bu nedenle buralardan yukarı tepki gelme ihtimali söz konusu, çok fazla ısrarcı davranmamak koşulu ile. Dolar TL'ye baktığımızda ise bugün aşağıda önemli bir kırılma noktamız vardı ki bu dünkü dip seviyesiydi. Bu seviyeye gece saatlerinde ulaştık. 1.78-27 seviyesi. Fakat buranın altında kalamadık. Ama kalma ihtimalimiz kuvvetli. Eğer bunu başarırsak muhtemelen 1.77-85 ve 1.77-20'ye kadar da gün içerisinde aşağı hareketler gelme ihtimalin kuvvetli olduğunu söyleyelim. Bu senaryoda şurada görmüş olduğumuz hareketli ortalamamız ve birinci direnç seviyemiz civarında, yani 1.75-60 seviyelerine kadar hareket devam etse de bu seviye kırılmadığı takdirde yine aşağı hareketin devamının gelebileceğini söyleyebiliriz. Trend aşağı olmaya devam ediyor ki stokastik göstergesi de şu anda tepe noktasından artık tekrar bir aşağı doğru geliyor. O yüzden eğer hızlı bir şekilde buradaki 1.78-27 kırılırsa, demiş olduğumuz gibi 77.85 ve 77.17'ye kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. Kilit seviyemiz 1.78-25. Zaten bugün biliyorsunuz öğlen saatlerinde saat 2 civarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da faiz toplantısı ve bunun ardından gelecek olan açıklamalar takip edilecek. Genel beklenti ve bizim de beklentimiz aynı zamanda çok ciddi bir şekilde hareket olmayacağı yönünde, çünkü herhangi bir oran değişikliği yapılmayacaktır diye düşünülüyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse gerçekten de çok ciddi hareketler, piyasada trend değiştirecek hareketler gerçekleşmeyecektir ve en azından şu anda bulunduğu seviyelerin çok çok daha farklı bir fiyatta karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olmasa da yine de temkinli olmakta fayda var. Bu sadece bir beklenti. Gerçek olan bu durumdan çok daha farklı olabilir. Evet, altına bakıyoruz. Altında da yukarı trendin devamı geliyor ve şu anda tam şu saatlerde görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki kırılma noktamız olan çok ciddi bir direncimiz vardı. Dünkü tepe seviyesine çok yakın 1.693.82. Bu seviyenin üzerine çıkarsak muhtemelen ve bunun üzerine kalmayı başarırsak, yani bu seviyenin altına inmediğimiz takdirde muhtemelen 1.702 seviyesi 1.702.58'e kadar bir yukarı hareket beklenebilir. Buranın da üzerinde, eğer buranın da üzerine çıkarsak 1.717.08 günlük son direncimiz olacaktır. Fakat göstergelerde hafif bir yorgunluk söz konusu. Dün de zaten bakın çok hafif bir yorgunluk vardı ve bu seviyelerden sonra yaklaşık olarak gece saatlerinde 50-60 pip civarında, yani 5-7-8 dolar, 5-6 dolar civarında bir hareket geri çekilme yaşandı. Bu geri çekilme hareketinden sonra zaten tekrar toparlandık. O yüzden şu seviyenin kırılmasına bakacağız. Eğer bunu başarırsak yukarı doğru hareket devamı gelebilir. Altında kesinlikle yön tayini yaparken dün çok fazla yukarı hareket yaptı, bugün bir toparlanma gelebilir şeklinde bir düşünceye kapılmamalı. Çünkü altında trendler bazen 2-3 gün, 4 gün boyunca devam edebiliyor. Evet, ondan sonra
Geri çekilmeyi de hızlı yapıyor. Fakat buna güvenerek karar vermek gerçekten çok riskli. Yukarı hareketlerde de dikkatli olmasında fayda var. Bahsetmiş olduğumuz bu 1702 seviyesini 1700 seviyesine kadar da çekebilirsiniz hedef olarak, yuvarlak olsun diye. Çünkü bazen gerçekten de bu tip önemli seviyelerde psikolojik dirençlerde zorlanabiliyor. O yüzden hedefimizi 1700'e de çekme imkanımız söz konusu. Peki aşağıda bu senaryo hangi koşulda geçerli olacak? Muhtemelen 1679-32 pivot seviyesiyle şu anda hareketli ortalamamız olan 1671.47'ye kadar gevşemeler gelebilir. Bu gevşeme gelmediği takdirde, bu seviyenin altına inmediği takdirde şuradaki aralığın muhtemelen yukarı hareketin devamı gelecektir diye düşünüyoruz. Evet, analizin sonuna geldik. Fakat son dakika analizleri bölümünden yine web sitemizden ulaşabileceğiniz bu bölümden yine güncel gelişmeleri ve yeni hedef seviyelerindeki güncellemeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sorularınızı da bu bölümden sorabilirsiniz. Memnuniyetle gece saatlerine kadar sorulara cevap vermeye çalışabiliyorum elimden geldiğince. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.